Bir anı, bir hikaye. Bir sahte dervişin casusluk anıları. 13. bölüm. Sizlere Arminius Van Buren'in İran'ın baş şehri Tahran'a varıp orada Osmanlı elçiliğine uğrayıp doğrudan Osmanlıca kafadan bir Osmanlı vatandaşı olarak uğrayıp gibi uğrayıp diyelim. Ve onun da yazlıkta olduğunu öğrenince hemen oraya gidiyor ve orada bir kardeş muamelesi görerek çünkü cebinde bir mektupla geliyor. Efendim Haydar Bey'e bir Osmanlı paşası mektup yazıyor. Bu derviş kardeşimiz bir din aşıkıdır. İyi bir Müslümandır. Kendisi Taşkent, Semerkant, bilhassa Buhara'daki İslam büyüklerinin, Silsile Ali büyüklerinin, aşkıyla şevkiyle yanmaktadır. Kendisi güvendiğimiz, inandığımız bir arkadaştır. "Kardeşim yardımcı olursanız iyi olur." diye Osmanlı paşası Tahran'daki Osmanlı elçisi Haydar Bey'e bir mektup veriyor. O devrede bir devlet adamına başka bir devlet adamından gidecek olan bir mektup o coğrafyada çok kıymetli hatıraların daha sonraki zamanlarında da bunu rahat bir şekilde göreceğiz. Türkistan'da da göreceğiz. Türkmenistan'da da göreceğiz. Efendim e, Buhara'da, Taşket'te, Özbekistan'da da göreceğiz. Ve Haydar Bey de bu mektubu alınca barına basıyor. Osmanlı pasaportu nereden geliyor? Haydar Bey veriyor. Bu pasaport bu adamın bir yıl müddetle bu ehli sünnet Türk toplulukları arasında rahatça yiyip, içip, gezip, çoluk çocuğuna dualar ederek, efendim, e, böyle manevi yardımlarda bulunarak yaşamasına sebep oluyor. En sıkıştığı yerde Osmanlı pasaportunu gösterdiğinde elden ele pasaport dolaşıyor. Allah Allah, yüzüne gözüne sürenler var pasaportu. Evet dilimizin kökeni hakkındaki bu görüş ayrılığını gayrını gidermenin ancak Türk ve Tatar dillerinin öğrenmesine bağlı olduğunu anladım diyor. Birkaç yıl İstanbul'da kalıp sık sık okullara, kütüphanelere gittim ve buralardan epey bir şey öğrenmeye çalıştım diyor. Avrupa'dan hareket etmeden önce gazetelerde Afgan hükümdarı Dost Muhammed Han'ın Herat Sultanı olan damadı Ahmet Han ile harp ettiğini okumuştum. Avrupa'daki gazetelerden bu, bu e, müstakbel seyahat güzergahı hakkında bilgi toplama çalışmalarından biri de bu. Bu bilgiyi topluyor. Harbin sebebi damat Ahmet Han kayınpederine isyanla İran Şahı'nın himayesine girmişti. İkinci Katerina zamandaki Kırım'da yaşanan olaylar gibi efendim. Evet, Kırım hanlarından da bazıları babalarını tahttan indirmek için Rus çarına tabi oldular. Babaları da Osmanlı kucagaşı da öyle kurtardı. Bu haber bana çok abartılı geldi. 10 gün kadar dinlendikten sonra, Meşet ve Herat taraflarına gezimi tehir etmeyecektim. Ama işin hakikatini öğrenmem lazımdı. Araştırınca da tüm geçiş yollarının kapalı olduğunu, savaş bölgesinin bölgesinden kervanların ve hasreten de hiçbir yolcunun geçmeye cesaret edemediğini öğrendim. Bu kararımdan vazgeçtim. Meşet ve Herat tarafından güneyden Afganistan'a doğru gidip oradan yukarı çıkacaktı. Tehlikeli görüyor orayı. Bu mevsim kuzey yoluyla Buhara'ya gitmeye gelince bu ihtimal kışın kendini Orta Asya çöllerinde tehlike ve ölüme atmak demekti. Çaresiz planımı 1863 ilk baharına erteledim. Bu arada zamanımı değerlendirmek için İranların eski medeniyetlerinden kalma eserleri görmek için İsfahan ve Şiraz'a gittim. 1863 Haziran'ı Tahran'a dönüp devlet Aliye Seferathanesi'ne inip yerleştik. Oh! Paşa'nın mektubuyla Haydar Bey bunu geldi kabul etti. Sefarette her gün Mutat padişah hediyelerini almaya gelen Tatar hacılarla görüştüm. Özbeklere de Tatar diyor. Peki mutat hediyelerine demek. Osmanlı padişahları tabi hacca gidip de deniz yoluyla Ege Denizi'ni geçip Marmara'dan İstanbul'a uğrayanlar padişah tarafından kabul edilirlerdi hacılar. Sonra Karadeniz yoluyla devam ederlerdi. Ama bir kısmı Masa Körfezi üzerinden hacı tamamlayıp da dönerlerken İran elçiliğine uğruyorlar. Osmanlı'nın İran elçisi de padişahın kendilerine hediyesi olan altınları verip onun adına dualar ediyorlardı. Bu insanlar canı gönülden hilafet makamına bağlı idiler her şeylerini verebilirlerdi bu yola. Evet. Ve her günde gelen Tatar hacılar var. Bu da onlarla ee, ne var ne yoksin orada nasıldır diye onlarla konuşuyor. Dil zengini zaten adam. Bunlar ehli sünnet. İranlar Şii olduğundan kendilerinden en küçük bir yardımı bile esir, esirgiyorlardı. Türklerin yardım etmesi de mezheplerinin aynı olmasındandı. Bu pejbürde kıyafetteki Tatarlardan birisi odama gelince çok memnun oldum. Kendilerinden memleketlerine ait doğru bilgiler alıp araştırdığım dil hakkında da birçok şey öğreniyordum. Onlar da benim maksadımı bilmiyordu. Onlarla görüşme ve konuşmaya ilgi ve isteğimi herhangi bir art niyetime bağlamıyorlardı. Benden şüphelenmiyorlardı. Benim huyum olduğunu, hasbi olduğunu sanıyor. Benim böyle alçak gönüllü oluşuma, ilgi gösterişime de doğrusu çok memnun olurdu. Her şeyleri söylüyorlardı. Sormadıklarımı da bile söylüyorlardı. Az bir zamanda Sultan'ın elçisi Haydar Efendi'nin cömertliği ve misafiri olan Reşit Efendi'nin yani ben diyor beni böyle tanıyorlardı yoksullara dervişlere bir kardeş gibi davrandığı haberi hacıların kaldığı misafir edildiği kervan saraylarda hızla yayıldı diyor haç ve üsübünden dönüşte ya Osmanlı sefaretinde bir Reşit Efendi var bir de Haydar Bey var Bunlar müthiş insanlar ya. Yani o kadar iyi insanlar ki cömertler, hediyeler veriyorlar falan bu yayılıyor oralarda. Ve kervansaraylara bu yayıldı. Benim derviş olduğum ama tanınmamak için kılık değiştirdiğime inandılar. Bu haber yayılıp halk arasında bir tevatür olunca, Tahran'dan geçen tüm hacılar, sefirden önce beni ziyarete başladı. Yani kılık kıyafet fiyakalı. Ama derviş, bir dervişin duasını almak, seyahatin ortalarında da göreceğiz ki, her insan o bölgede can atıyor, bir dervişin duasını almak için. Üstüne bir elinin sürmesini bekliyor. Evet. Tahran'dan geçen tüm hacılar sefarete geliyorlar ama evvela beni soruyorlardı diyor. Beni ziyaret edip benim duam alıyorlardı diyor. Hatta herhangi bir hacının benim aracılığım olmadan istediği zaman sefiri görmesi pek kolay değildi. Ben sefaretteki adama dersem bu arkadaşı bu hacı efendiyi sefirle görüştürün öyle gidebiliyorlardı ancak diyor. Basit hisseklerini de böylece karşılattırıyorlardı benden selam söyleyerek diyor. 20 Mart 1863 günü sabahı bu hacılardan dört kişi yanıma gelip kendilerince gerçek halife olan sultanın sefiri ile birlikte görüşmemizi rica ettiler. Diyorlar ki efendim buyurun biz elçiyeyle görüşe siz de yanımızda bulunun. Rica ediyoruz. Meğer Hemedan'daki İran memurlarından şikayet edeceklermiş elçiye. Dedik. 13. bölümü de burada noktaladık. 14. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı बिर ही